Gezgin ipuçlarından herkese merhabalar. Merhabalar. Yine Yunanistan'a gidiyoruz Burcu. Evet, Yunanistan'dan üçüncü kez vize almayı başardık. Hem de iki işsiz olarak. İşsiziz yani, bir de sponsorumuz da yok. Birbirimizin sponsoru olduk. Evet, bir sene multi. Evet, en son Yunanistan'dan 6 ay multi vermişlerdi ama ikimiz de çalışıyorduk, sigorta girişimiz vardı. Şimdi üçüncü kez başvururken biraz endişelendik. Evet. Bayağı okuduk, araştırdık, ne yaparız, ne ederiz diye. Evet. İnandık, yola çıktık ve üçüncü kez multi bir sene almayı başardık. Ve dediler ki çalışmıyorsanız hiç şey yapmayın. Evet Sponsorunuz ya. yoksa kesin başvurun, red yersiniz dediler ama iyi geldi. Neyse bakalım. Peki biz bunu nasıl başardık? Birden 12'ye kadar böyle önem sırasına göre Evet, liste çıkarttık. başlıklarımızı çıkardık şu an, Yani listeledik. bu şu demek değildir. Hani bizim işte çalışmıyoruz. Güzel. Gelirimiz yok. Güzel. O yok, bu yok. Evraklar tam değil falan. O zaman bize de çıkar gibi değil. Yani şunlara dikkat Tamamen ederseniz. şans eseri değil tabii ki. Evet. Birazcık kendimize güvenerek aldık. Bir, önceden Yunan vizesine sahip olmak. Evet, bu bizim üçüncü Yunanistan başvurumuz. Daha öncesinde iki kez almıştık. Birincisinde bana bir hafta tek giriş vermişti. Sana multi vermişti. İkincisinde de yine aynı şekilde ikimize aynı 6 ay multi verdi. Bu sefer de bir sene multi almayı başardık. Çünkü biz Yunanistan'ı referans, yani master ülke olarak belirledik. Bu tip seyahatlerde bir ülkeden sürekli vize alıyor olmak size büyük bir şans getiriyor. Büyük bir avantaj sağlıyor. Biz de bunun için Yunanistan'ı seçmiştik. Hem yakınlığı gereği, daha böyle kolay bir şekilde seyahat edebileceğimiz yer olması sebebiyle Yunanistan'dan vize alarak diğer Schengen ülkelerine de bu şekilde giriş yapabiliyoruz. Evet, yani karayoluyla bile, yani uçak olmasa bile karayoluyla çok rahat Aynen, gidebiliyorsunuz. kendi aracınızla gidebilirsiniz, turlarla gidebilirsiniz, otobüsle gidebilirsiniz, her Evet. türlü Evet, yani bana göre en önemli gidebilirsiniz. sebep buydu. Mesela bir sonraki sebep, ikinci sebep de diğer Schengen ülkelerine gitme. Evet, yani biz bu aldığımız bütün Yunanistan vizeleriyle Schengen ülkelerine giriş çıkış yaptık düzenli bir şekilde. Yani daha önce işte Prag'a gittik, Viyana, Budapeşte, en son Barcelona seyahatimiz vardı. Hatta pandemiden bir hafta önce gelmiştik buraya. Pandemi de patlak vermişti o Evet sıralarda. ve Hep bu aldığımız Yunanistan vizeleriyle bu ülkelere seyahat edebildik. sorun da çıkartmadı. O da önemli. Yani Evet. gittiğin ülkelerde hani sorun çıkartmadın. O da mesela önemli Ya en şeylerden biri. önemli etkenlerden birisi zaten ülkeye sorunsuz bir şekilde giriş çıkış yapabilmek, düzenli giriş çıkışının olması. Evet. Bunlar çok büyük etken. 3, 2 ev hanımı olarak evraklarımızı tam verdik yani. Ben Aynen. Kozmos'ta şey yapmışlar. Şimdi tam çalışmıyor diye bir seçenek yok Komedi ya ama yani çalışmıyor diye bir gerçekten. seçenek yok ama neyi seçeceğiz? Mimarlık var, işte çiftçilik var, Serbest o var, bu meslek var. seçelim dedik. Yani ne iş Evraklar için. yapıyoruz? Yani çalışmıyor kategorisi aslında. Çalışmıyor ve ev hanımı aslında aynı anlama geliyor. İkimiz de ev hanımı Evet, olarak iki ev hanımı başvurduk. olarak başvurduk ama burada tabii evrakları tam verdik. Yani evlilik cüzdanı, işte sponsorsuzluk yazısı, tam sponsor yazısı değil mi? Sponsora gerek Ama benim için yine sponsor duymadığımızı. yazısı. Yani Evet. şöyle, Batuhan kendi maddi durumunu ispatlayan belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırladı. Ben de onun eşi olduğum için, evli olduğumuz için onu benim sponsorum Evet. yaptım ve ben sponsor dilekçesi yazdım. Evet. Onun da zaten internette bir sürü örneği var. Siz de bulabilirsiniz ve kendi bilgilerinize göre üzerine değişiklik yapabilirsiniz. Yani sponsor olayı da şu. Yani evet sen bizim ülkemize geleceksin diyor ama senin harcamalarını kim karşılayacak? Aslında bunu soruyorlar. Evet. Hani ben de yazı yazarken onu zaten birazdan geleceğiz de sponsorlukta nasıl bir yazı yazıldığına dair. Hani gerek olmadığını söyleyeyim. Çünkü ya anne olabiliyor, ya baba olabiliyor, ya eş olabiliyor. Hani Burcu'nun tabii evrakları tam olmuş oldu eşten dolayı. Benim bu sefer evrağım yok. Ben de öyle bir yazı yazmıştım. Neyse devam edelim. Dördüncü sebep sabit gelirler. Yani sabit gelirlerde şunu söyleyebiliriz. Evimizin Evet. olmasından dolayı Kira gelirim. kira geliri oluyor. Yani şu an aslında ikimizin de bir sigorta girişi yok, çalışmıyoruz. Evet. Ama kira gelirini sabit bir gelir olarak gösterebildik ve senin artı işsizlik maaşın. İşsizlik maaşı Ben vardı. kendim istifa ettiğim için tabii işsizlik maaşı alamadım da. Sabit gelirimiz oydu. Bunu da aynı şekilde hesap özetinde zaten bu göründüğü için Evet. ve aynı şekilde dilekçede de sen bunu belirttin. Yani Evet. kira Evet. gelirim var dedin. Neydi İngilizcesi? Yani Rental rental income olarak yazdı oraya income. bir de. 5. Tapu. Yani tapu derken araba da olabilir tabii. Ev tapusu olabilir. Biz de araba olmadığı için evin tapusunu gösterdik. O da önemli bir etken oldu. Şu olabilir. Şimdi ilk iki başvuruda ev yoktu. Üçüncüde ev var. Onun da bence bir etkisi olmuş Tabii olabilir. gelir de maddi durum ne kadar iyiyse Evet. aslında çıkma olasılığı da o kadar artıyor. Evet. 6. Bankadaki para ve ben tire borsa demişim. Şimdi benim bir borsa gelirim de var şu anda. Aynı zamanda bir de bankada bir param var. Burada bankadaki parayı yüksek göstermek gerekiyor. Yani bu
yine önemli etkenlerden biri. Yani Aynen. paranızı, yani sonuçta yurt dışına gidiyorsunuz. Seyahat harcamalarınızı karşılayabileceğinize dair bir belge sunmanız gerekiyor. Bir de bankadaki parayı gösterirken şöyle değil. Yani her şey normal, işte az para giderken bir anda laps diye 100 bin lira işte abinizden, işte babanızdan ya da bir arkadaşınızdan geldi. Belki de 5 dakika sonra onu tekrar geri göndereceksin şeklinde değil. Mesela benim yaptığım şuydu, kendi hesabımdan kendi hesabıma bir iç havale yapmış oldum aslında baktığınız zaman. Orada da Batuhan'dan Batuhan'a olduğu için ona dikkat etmiş olabilirler. Aynen. Çünkü abimden aldım ben 100 bini. 5 dakika sonra geri göndermeyeceğim de Tabii. malum ki. Yani vize başvurusundan hemen önce eğer banka hesabınıza bir para geldiyse aslında bu biraz şüphe uyandırabiliyor. Yani uzun süredir aslında orada bir harcamanın giriş çıkışın belirtiliyor olması Aynen öyle. lazım. Evet. Ben mesela, benim borsa gelirlerim de var. Borsa içinde A1 Kapital'le mesela ben çalışıyorum. Oradan bir yazı aldım. Evet, Batuhan Bey'in şu kadar parası vardır şeklinde kaşeli imzalı bir yazı almıştım. İkisini toplayıp verdim ben. Yani işte benim toplam param şu kadardır şeklinde. 7. Evli olmak. Evet, evli olmak çok büyük avantaj vize işlerinde arkadaşlar. Çünkü bekar erkek ve kadınlara biraz zor çıkıyormuş. Biz de daha önce bunları okuduk, öğrendik. Yani gerçi bir İtalya başvurusunda bekardık ama ya evlenecektik zaten, balayı için gitmiştik. Yani hep gittiğimiz zaman, ülkelere gideceğimiz zaman zaten evli olarak vize başvurusu yaptık. Bu da çok büyük bir artı sizin için. O yüzden evlenin yani. O yüzden Bekarsanız kafa dengi, seyahat etmeyi evlenin. seven birisiyle evlenmeniz sizin faydanıza. Yani biz vize almak için evlendik aslında. Evet, Evet doğru. evet o yüzden, sırf o yüzden yani. Çünkü ikimize de zor çıkıyordu bekarken. 8. sebep olarak, evet, şu önemli yine sebeplerden biri. Şimdi pandemi oldu biliyorsunuz 2020'nin başında. Şimdi 2022'nin başındayız. 2 sene boyunca bu ülkeler, Türkiye olsun, Yunanistan olsun, hatta diğer bütün Avrupa ülkeleri olsun, turizm gelirlerinden biraz mahrum kaldılar ha. Evet, çünkü Yunanistan'ın en büyük gelir kaynaklarından biri turizm. Biliyorsunuz Yunanlar pek çalışmayı sevmez. Pandemi yaralarını kapatmaya çalıştığını düşünüyorum ben. Evet. Yunanistan diğer Avrupa Birliği üyelerine oranla biraz daha zor durumda. Hani baktığın Evet, zaman. evet. En büyük geçim kaynağı çünkü. Ve bunu da kaçırmak istemez yani. Evet. 9. sebebimiz neymiş? Türk-Yunan ilişkileri. Yani bu da bir tabii diplomatik ilişkiler, dış Evet. politikada bir etken tabii ki de. Yani bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bir yakınlaşma oldu diyebiliriz aslında böyle. Çünkü onlar hani geldi buraya, Miçotakis geldi, Türkiye'yi ziyarette bulundu falan. Bir de şimdi bizimkilerin bir barıştırma çabası var. Bu da çok takdir ettiğimiz bir konu. İnşallah başarılı da oluruz. İnşallah savaş da biter tabii. O bakımdan da biraz sıcak davranmış olabilirler. Yani şu aralar almak istiyorsanız bence elinizi çabuk tutun yani. Bu Evet. aralar çıkma ihtimali çok yüksek. Evet. Bir de bizim çok kısa sürede sonuçlandı. Yani salı günü Başvurdum. başvurduk, cuma günü sonuçlandı ve 3 günde. pasaportlarımızı aldık. 10. 3 günde. sebebimiz de adaya değil de, Yunan adasına değil de, Atina'ya, Anakara'ya bilet Evet, almak. çünkü Yunanistan'ın büyük şehirlerine seyahat etmek bence daha avantaj sağlıyor sizin için. Adalar çünkü daha bir zayıf mı kalıyor desek. Yani büyük şehirlere seyahat ediyor olmanız lazım. Ki biz daha öncesinde hep Selanik Havala'ya gittik. Turla gitmiştik ama hep Selanik Havala, yani Yunanistan'ın büyük şehirlerine başvurduk aslında. Bu sefer de Atina'ya uçak bileti aldık ve rezervasyonlarımızı, uçak biletlerimizi gösterdik. Bu da etkili olmuştur bence. Hatta Çünkü adanın feribot biletleri de henüz açılmamıştı. Yani gösterebileceğimiz bir bilet de yoktu. O yüzden evet, Atina en mantıklısıydı. evrakların tam olması için de bir de şöyle bir avantajımız oldu. Pegasus tam o hafta sonuna özel böyle bir şey yapmıştı. Hani ne yapalım ne edeyim diye düşünürken Evet. Çok güzel bir kampanya yurt yapmıştı. dışı biletlerine dedi ki %40 indirim yapıyorum dedi. Biz de hemen atladık tabii. Kaçırır mıyız? Yani evet, bir sonraki sebebimiz neymiş? Seyahat sigortasını 1 yıl almak. Evet. Evet. Bir tık daha pahalı olabiliyor. Şimdi 2 hafta almakla 1 yıl almak arasında biz kaça aldık? 504 liraya aldım ben kişi başı. Yani bir senelik seyahat sigortam işte en az 30 bin euro gösteriyorsunuz. Bir şeyler var işte. Bir de pandemiyi de kapsaması Tabii gerekiyormuş. tabii. Covid kapsaması gerekiyormuş falan. Bir sene gösterdim. 500 bin lira. Yani sırf Bin bunu lira. gösterdik. 100. Sadece seyahat sigortası bile bayağı Yani bir şunu para yani. söyleyeyim. Vizeye başvururken de 100 euro. 200 euro zaten. 100, 100, 200. 200 euro ne yaptı? 3. Hadi canım. 3.300 lira. Binde burası. 4.300 daha hani gitmeye karar verdiğiniz gibi direkt. Direkt cebden çıktı zaten. Daha bir yere gitmedik yani. Evdeyiz, direkt çıktı Evet. yani Yani bir para. yıl göstermenin de burada avantaj olmasını, Tabii. yani avantaj olduğunu düşünüyoruz. Bu ne demek? Yani bir yıl niye yaptı bu adam? Sonuçta bu adam gezmek istiyor diye düşünürler. Aynen, bir yıl yaptık ki bir yıl içinde daha çok gelecek, gidecek. Evet. Yani bunu aslında göstermiş oluyoruz. Son olarak da ne demişiz? Sponsor yazısı demişiz. Burcu için sponsor yazısı. Benim için de sponsora gerek yok Olmuyor. yazısı aslında. Evet, sponsora gerek yok. Sponsorsuzluk yazısı. Çünkü ben
anne babamı gösterebiliyorum. Tamam, emekliler, bir onlarda da bir şey var falan filan. Yok, anne baba şöyle, yani eğer öğrenciyseniz yani maksimum 23 yaşına kadar gösterebilirsiniz. Biz koca koca insanlarız, yetişkiniz. Zaten bir anne babayı ikimizin de zaten göstermesi lazım ayrı ayrı. Zaten bu bizi aile kılmıyor. Çünkü biz hala hani çocuk statüsünden sanki başvuruyor gibiyiz. Aslında o yüzden sponsorsuzluk dediğimiz şey de, yani Batuhan için konuşuyorum, kendi maddi gelirini yani durumunu ispatladığı sürece aslında sorun olmaması ve bunu bir dilekçeyle açıkladı. Yani ben masraflarımı, seyahat harcamalarımı karşılayabilirim diye bunu dilekçede yazdı. Ben de aynı şekilde evli olduğumuz için o da işte benim harcamalarımı karşılayacak diye sponsor dilekçesi yazdım. Yani burada demişim ki işte ben bu, İngilizce olarak evet, yazdık İngilizce tabii yazdık bunu. bunu. Yani Türkçe yazsan da oluruz belki de, belki de. Yani İngilizce aynen. Yani işte ben işte Batuhan Aysel, TC kimliği, şu işte şu tarihlerde size geleceğim. Biraz kendimden bahsetmişim. Neden sponsora ihtiyaç olmadığını, işte bakın bankamda şu kadar para var. Benim işte rental income, yani kira Kira gelirim var, işte gelirleri. işsizlik sigortam var, işte Türkiye borsasında. Acaba borsada iş yapmak mı iş yaptı O da etkili ya? olabilir. Ama Turkish Stock evet, öyle geçiyor. Ama hani bu adam batar, bir ara korktum hani, bu adam batarsa bu para gider falan Hatta diye o yüzden şey düşündük ya, bütün yani parayı ben çekmeye. dedim ki hani bir kısmı orada kalsın, bir kısmı hesapta kalsın. Yani borsada sonuçta inişi çıkışlı bir yer. Oraya da güven olmaz. Çünkü hesapta da gösterilmesi lazım. Yani işte sonrasında bakın üçüncü defa sizden başvuruyorum. Hatta Yunan adalarını ve diğer işte Schengen bölgesi ülkelerine gitmeyi düşünüyoruz diye ben bunu bitirmişim. Ve eşimin işte her türlü harcamasını ve kendi harcamamı ben karşılayacağım diye bir yazı yazmışım. Bunun haricinde yani herhangi bir sponsor göstermedik. Ben evet Batuhan'a gösterdim sponsor olarak ve dilekçe yazdım ama kendi hesap bilgilerimi imza sirküleriyle birlikte onları da verdim. Onları da evraklarını tam olarak dosyamıza yerleştirdik, koyduk. Evet, bu sebeplerden dolayı bize böyle bir sene multi verdiğini düşünüyoruz. Dediğim gibi bu sebepleriniz yoksa bence başvurmak, evet, çok büyük risk olur. Biz bunlara rağmen risk olduğunu düşünüyorduk ama Evet, biraz güzel tereddüt geldi. ederek başvurduk. Yani bile bile lades de Olabilir demeyelim de. de birazcık tabii öyle endişelerimiz vardı. Çıkabilir. Hani her duruma hazırlıklıydık. Her duruma hazırlamıştık kendimizi. Ama yine de denemekten zarar gelmez diyerek başvurduk, inandık ve oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz.